Devlet'in anlatının akıyla, gerçekten çok büyük kararlılıkla, bu kentin 25 yıldır estürülmeyen, altıyla üstüyle hiç ilgilenilmeyen, atıl bırakılan, esnafı bir gün olsun düşünülmeyen, çok önemli bir alanda, biz büyük bir cesaretle, seçimi bile ortaya koyarak, siyasetimizi değil, kendi geleceğini düşünerek, biz o alana kazma bulduk. Çok önemli bir işti, çok büyük bir cesaretti. Üstelik altyapısıyla birlikte kazma vurduk. O dönemde 17 milyonluk işti. 17 milyonluk işti. Altyapısına başladık. 70 yıl SEDAŞ'ı bekledik. Sizin özelleştirdiğiniz, sattığınız SEDAŞ. İSÜ'yü bekledik. Protokolleri bekledik. Tam 70 yıl kaybettik orada. Bu nedir? Fethiye Caddesi'nde hizmet alan bütün insanlarımıza sesleniyorum. Boru mu bu? Boru mu bu? Bu boru. Güzel. Bu ne biliyor musunuz? Güzel. Bu asbestli bir boru. Bizim altyapıya girdiğimiz ve gördüğümüz ve bundan onlarca metre, yıllarca zehirlediniz bu milleti. Yıllarca asbestli borudan su içirdiniz bu millete. Yerin altına 350 milyon gömdük dediniz, yeniledik dediniz bütün altyapıyı. Ama 25 yıl sürmediğiniz ve milleti zehirlediğiniz borular bunlar. Siz bunları yenilemeyin. Biz kazma vurduktan sonra bu ekonomik koşullarda üstüne kurumların yaptığı geciktirmelerle orada ona rağmen bitirmemize rağmen el vermediğiniz halde, kösteklediğiniz halde hala da bu konuyu ele almanız, hala da bunun üstünden siyasi kurnazlıkla sürekli algı yönetmeniz, çamur atizi kalsın, bir karalama, kara propaganda yöntemini kullanmanız zaten size yakışan şeyler. Yıllardır yaptığınız, 4 yıldır yaptığınız, 4 yıldır yaptığınız şeylerden bahsediyor. Şu asbestli boruyu bütün milletimizin dikkatine sunuyorum. Bütün Kocaeli'nin dikkatine sunuyorum. Yıllarca insanlar o borudan su içti. 20 yıldır yönetiyorsunuz bu kenti. 20 yıl boyunca şu asbestli boruları bile değiştirmemişsiniz. Halkın bizim işimize laf ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Buna hakkınız yok.